Şefin Konuğu programından herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir de muhteşem bir konuğumla birlikte çok güzel iki tane yemek hazırlayacağız. Mürdüm kebabı yapacağız. Yine Osmanlı mutfağından erikle eti pişireceğiz. Ve artık biliyorsunuz Bursa'da muhteşem incirlerin zamanı. Şöyle mor incirlerin içine zeytinyağlı bir iç hazırlayıp dolduracağız. Güzel bir yemek hazırlayacağız. Taze incir dolması zeytinyağlı. O da bizim mutfağımızda çok önemli yeri olan ancak artık unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizden biri tam mevsimiyken işleyelim dedik. Bugünkü konuğum Halime Güzel. Halime hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün erik kebabı yapacağız. Evet. Mürdüm eriğinden bir kebap hazırlayacağız. Muhtemelen daha önce evde denemediğim bir tariftir. Ve zeytinyağlı incir dolması yapacağız, onu birlikte yapacağız. İncirlerin içerisinde dolduracağız. Hiç zaman kaybetmeden sohbetimize devam edeceğiz. Çok güzel bir program olacağına inanıyorum. Bir yandan malzemeler ekrana gelirse ben de sizler için okumak istiyorum. Zeytinyağlı incir dolması için 6 tane incir kullanacağım. Yaklaşık 1,5 su bardağı pirinçten klasik bir iç harcı hazırlayacağız. 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım bu tarif için. 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık kullanacağız. 1-2 dal maydanoz kullanacağım. Yine içerisine kıyacağız. Kuş üzümü, karabiber, tarçın, tuz, klasik Osmanlı mutfağının, Türk mutfağının bir iç harcını hazırlayacağız. Zeytinyağlı için incirlerin içini dolduracağız bu harçla. Ancak burada yapmamız gereken bunu tamamen bir pilav haline getireceğiz. Yani biliyorsunuz dolma içlerini az pişiririz, sonra suyun içerisinde kaynatarak pişme işlemini buharda tamamlarız. Ancak biz incirlerin içini doldurup sadece incirleri fırında bir 10 dakika bekleteceğimiz için iç işlemini tamamen bitirmiş olmamız gerekiyor. Tabii ki bu yemekte kim bana eşlik edecek? Halime eşlik edecek. Beraber yapacağız. İnşallah. Daha önce denedin mi? Hayır, denemedim. Çok aslında kolay. Sen incirleri yap. Ben de iç harcını hazırlayayım. Bu arada neler yapıyorsun? Ondan da bahsedelim istersen. Şöyle içini bir kapağını kesiyoruz. Evet. Bir tane tatlı kaşığıyla şöyle içini dışını kesmeden, parçalamadan alıyoruz. Gördüğün gibi çok basit. Zaten taze olduğu için. Şu kadarını alman yetecek. Şöyle içini dolduracağız daha sonra. Bunları burada biriktirelim. Tencerenin içine atacağım. Bunun şekerinden de faydalanacağız. Kapaklarını da kaybetme. Tamam. Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Evet, süper. Küçük esnaf tabiriyle diyeyim. Küçük bir dükkanım var. Senin bir dükkanın var değil mi? Evet, kendime ait bir dükkanım var. Temizlik malzemeleri satıyorum. Kapalı, açık. Yani programdan önce de ben esprili bir şekilde sordum sana. Bu hani biz böyle annemiz bizi gönderirdi git biraz deterjan al diye. Yoğurt poşetinin içerisine böyle 250 gram kürekle deterjan döküp alıyorduk. Evet, evet. Eskiden öyle 7 kiloluklar evet. Yoktu. Onu mu yapıyorsun abi? Evet. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Gerçekten diyelim. Eski bir tarz. Evet. Eski bir esnaflık. Kaç tane açacağım acaba? 6-7 tane açsan olur. Ben bir yandan bunun harcını hazırlayayım. Bir yandan turizm işiyle ilgileniyorum. Süper. Turizmle neler yapıyorsunuz? Yerli yabancı, evet, turlar düzenliyoruz. Yerli yabancı turist gezdiriyoruz. Yani bazı şeylerin ucundan kıyısından yapmaya çalışıyoruz. Peki bu turları Bursa için mi düzenliyorsunuz? Yok, yoksa şehirler arası da var. Bursa içerisinde var. Daha çok talep kimlerden? Sezonuna göre değişiyor. Yani anladım. Şu sıralar Arap turistler yoğun. Daha sonrasında yerli turistlerle devam ediliyor. Yani Araplar burada şunu sormak istiyorum. Genel olarak Bursa turizmini mi istiyorlar yoksa buradan Bursa'yı çıkıp başka çok beğenmişler açıkçası. Bursa'dan evet. Yer satın alıyorlar, ev satın alıyorlar. Bursa'yı gezmeyi çok seviyorlar. Siz de tur olarak bunu karşılıyorsunuz. Evet, süper. Yardımcı oluyoruz. Peki hangi ara dükkanda duruyorsun? Bayağı yoğun. Yani dükkanda duracak insanım da var ayrıca. Yoğun devam ediyoruz. Yani dükkanla bu aralar çok fazla ilgilenemiyorum açıkçası. Anladım. Ama sezon bitiminde de dükkanıma devam ediyorum yine. Ne zaman yemek yapıyorsun? Çok zor bir soru. Yemek yapmaya fırsat buldukça yemek yapıyorum açıkçası. Çok aslında işle ilgilenen... Seviyorum ama iş dolayısıyla... İşle ilgilenen kadınların çoğu artık hazır yemekte. Maalesef, maalesef. Unuttuk, yemek yapmayı unuttuk. Kesinlikle öyle.
çok muzdaribiz bu konuda. Siz evde kışlık hazırlıklarla alakalı bir mücadele var mı? Evet. Yani yavaş yavaş salçalıklar, turşular, evet, hepsini yapıyoruz. Bir yandan ona da yetişiyorsunuz. Evet. Seviyorum ben ev ürünlerini, doğal ürünleri. Sizin ev o zaman salçası. Bayağı bir tur şirketi bu. Yani dışarıdan insanların sizi aradığı zaman otobüs temin edebiliyorsunuz. Evet, evet. Evet, otobüs temin herkesi gezdiriyoruz diyorsun. Aynen. Önce pirinci biraz zeytinyağında kavuruyoruz. Ben dolmalık fıstıkla beraber koydum tencereye. Çok dolmalık fıstıkların yanmasını istemiyorum. Yumuşaklığını da korumasını istiyorum. Çünkü incirle beraber tüketeceğiz. Biliyorsunuz bu iç harcında dolmalık fıstığı biraz rengi dönene kadar kavururuz ama bunu yapmıyoruz. Bir de zeytinyağında yapıyoruz. Çünkü tereyağı ve incir çok ağır olacaktır. İyi bir zeytinyağı varsa zeytinyağıyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Pirincimizi kavuruyoruz. Bu arada suyumuzu da ısıtalım. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar su kullanacağız bu iç harcı için. Bu yemekler evde yapılır mı? Herkes şikayet ediyor işte. Meyveli yemek mi olur? Türk mutfağı çok zor, daha basite kaçıyoruz gibi. Yapılabilir aslında ama herkesin tercih edeceği bir şey değildir açıkçası bu meyveli yani yemekler. Yani biz bunu ama unuttuğumuz için mi acaba? Bu arada, belki de evet. Şeyi de almak istiyorum. Halkın içinden olduğum için evet. İnsanların bu konularda açıkçası ne alakası? Açıkçası biz evde yapmadık bunu hiç daha önce. Anladım. Denemedik. Yani bu aslında Osmanlı mutfağının çok önemli bir yemeği ama işte bir acı bir asimilasyon geçirdiği için. Ben 7 tane ayarladım ama. Onları da yap. Hepsini doldururuz. İç harcımız yetecek gibi. Biz reçetede 6 tane yazdık ama 8-9 tane inciri doldurabileceğiz. Bunlar bizim unuttuğumuz yemekler. Yani şimdi bir fırsat de bulamıyoruz yapmaya. Öyle diyelim. Evet, yani fırsat çok hazıra, bulamıyoruz yapmaya. Çok hazıra kaçıyoruz artık. Telefon açtığımız zaman hemen motosikletli paketçiler bize istediğimiz yemeği eve ulaştırıyorlar. O yüzden evde artık yemek yapmayı herkes neredeyse unuttu ama işte Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Yaklaşık 20 dakika yarım saatte sofraya iniyor. Bunu tercih etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bu harcın içerisine pirinci böyle güzel güzel kavururken kuş üzümü koyacağız. Ve tarçın serpiştireceğiz. Çok faydalı bir baharat. Çok faydalı bir baharat. Baharatlarla nasıl aran? Severim, çok severim. Daha çok acılı mı yoksa böyle? Yok, daha tatlımsı olanları seviyorum. Ottan ben türeyen baharatlar, evet, diyorsun. Anlatıyorum. Mesela ben kime söylüyorsam bana böyle bir değişik bakıyorlar. Koyun etini en çok pişerken yumuşatan ve lezzetli yapan nedir biliyor musunuz? Papatya. Tabii papatyayı bir suyun içerisinde demledikten sonra sulu yemeklerinizin içerisinde kuzu eti, koyun eti, bu arada koyunun kokusunu da yok ediyor. Bunu papatya çayıyla pişirirseniz eğer çok daha muhteşem ve faydalı oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Osmanlı mutfağında da bunu çokça denemişler. Ama Emre bu biraz daha yumuşakmış ama inşallah. Hiç fark etmez. Zaten onu böyle bir cam tepsinin içerisine koyacağız. Bunların içerisine düzeceğiz. Halime, incirleri. Kapaklarını da sonra içini doldurduktan sonra kapatacağız. Dediğim gibi bu iç harcını tamamen pişiriyoruz. İçte biraz tatlı olacak değil mi? İçte biraz tatlı olacak. Yani tarçınlı iç harcımız var ya bizim hani böyle vişneli şimdi sarma yaparız. Şimdi doldurduktan sonra mı? Doldurduktan sonra dizeriz istersen. Tamam. Hatta oradan dolaptan bir küçüğünü alır mısın? Sanki sığacak onlar. Bu arada fırınımızı da uygun dereceye getiriyoruz. Halime eski usul deterjancı derler. Küçük esnafım açıkçası. Evet, küçük esnaf. Çok iyi ya. Yani ben çok hatırlıyorum. Annem biz böyle çok kiloluk kiloluk deterjanlar almazdık o zaman. Urfa'da ben yaşarken. Çocukken gönderirdi beni deterjancılara. İşte 100 gram kadar böyle katı yeşil deterjanlar, evet, vardı. Evet, onlardan aldırırdı. Hala var. Hala var değil evet mi? Evet. Harika ya. Yani. Gerçi bulaşık için çok tercih etmiyorlar onu ama yine de devam ediyor. Hepsi kimyasal maalesef. Maalesef. Şimdi tarçını da koyduk, karabiber de öğüttük. Bunun tuzunu koyuyoruz, artık suyunu çekip pişireceğiz. Bu biraz piştikten sonra çok kısa zaten pişecek. Bu arada ben Halime'ye erikleri nasıl doğrayacağını
göstereceğim. Daha önce mürdüm kebabı yedin mi? Hayır. Onu da yemedim. Evde ne pişiriyorsunuz? Biz daha alışılageldik klasik şeyler pişiriyoruz. İşte yani. Kuru fasulye, pilav, taze fasulye. Anladım. İşte özellikle yaz aylarında kızartma. Basite indirdik artık yemek olayını. Yani kızartmayı önermiyoruz. Pirinç pilavını da önermemekle birlikte yapıyoruz. Ama kuru fasulye, pilav taze fasulye. Pilav konusunda benim ayrımım yok. Ben bulgur pilavını da, pirinç pilavını da çok severim içinde. Yani bulgur yani olması... Yani iç pilavı aşırı derecede çok seviyorum. Bulgur olması çok daha... Sağlıklı. Sağlıklı ve faydalı. 2,5 su bardağı kadar suyu koyduk, kapağını kapattık. Bu bir iç harcı olduğu için böyle hafif bir sallayın. Daha da karıştırmanıza gerek yok. Altını kısın ve pişsin. O pişince artık incirlerin içine dolduracağız. Bunu şöyle bir kasenin içerisine alalım. Bir yemek kaşığıyla. Bu gerekli mi artık? Onu kullanmayız artık diye düşünüyorum. Bursa'nın yerlisi misiniz? Evet, köylerinden yerlisi derken. Süper. Yani ilçeden mi yoksa merkezden mi? İlçe. Hangi ilçesinde? Yenişehir. Yenişehir. Hı-hı. Süper. Yakınım. Yenişehir'de hayvancılık çok. Evet, eskiden tarım daha çoktu. Özellikle bazı bölgelerinde, yani merkeze yakın yerlerinde pirinç ekilirmiş eskiden ama... O peki yaşadın mı sen o köy hayatını orada? Bir süre yani. Anladım. Ailem, ben doğmadan önce çıkmışlar köyden. Ama çocukluk hayatım Yenişehir'de geçti açıkçası. Süper. Yani orada tabii kırsal bölgelerde biraz daha böyle yemek kültürümüz, tarihi yemek kültürümüzü yaşatıyorlar. İnsanlar çok böyle aslının dışına çıkmıyorlar ama ne kadar şehirleştikçe o kadar köye bozuluyor. Köye gittiğimde yaşadığımı hissediyorum işte köy ekmeği, salçası, marmelatları. Hiçbir şey aramıyor insan. Bunu sana bırakacağım şimdi. Tamam. Nasıl yaptığımı gördün mü? Gördüm. Bıçakla şu çizgili olan yer var ya, izleyicilerimiz de görsün bu arada. Evet. Şöyle bıçağı buraya sapladın. Hı-hı. Etrafından böyle diğer başladığın yere gelene kadar geçiyoruz. Çizersen, kesersen, şunu da şöyle çevirirsen. Avokadoda da aynı şey var. Evet, avokadoda da aynısı var. Şöyle çevirirsen zaten ayrılıyor. Çok parçalamadan. Bunu kabuklu pişireceğiz galiba. Bunu evet kabuklu pişireceğiz. Çekirdeklerini ben alayım istersen. Biraz sert. Şöyle aldım. Sana bırakıyorum. İç harcımız pişiyor ve ben eti doğrayacağım. Bir de mürdüm kebabı yapacağız. Hepsini kesiyorum. Hepsini kes sen o zaman. Sana biraz bu tarafa alacağım etimizi. Yine ben dana bonfile eti kullanıyorum doğramak için, mürdüm kebabı için. Onları kuşbaşı kuşbaşı. Çekirdekli bırak, ben alacağım çekirdeklerini. Etimizi yine kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Bu arada yeni bir salgın var biliyorsunuz. Allah korusun, aldığınız eti mutlaka sorgulayın. Yurt dışından ithal gelmiş etleri yememenizde fayda var. Bizim toprağımızda yetişen danalarımızdan eğer etleri öyle tercih edin. Tanıdığımız bildiğimiz yerden alıyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz yerden ama onlar da tabii ithal olup olmadığını mutlaka sorgulamamız gerekiyor ve samimiyetlerine inanmamız gerekiyor. Çünkü yurt dışından gelen danalarda bu şarbon hastalığı maalesef çok ciddi boyuta ulaşmaya başladı. Ona dikkat edersek çok daha güzel olur. Ete en yakın, en çok yakışan baharat nedir? Hep merak etmişimdir. Çok güzel sorular. Yani ete en çok yakışandan ziyade tabii lezzet çok önemli burada. Etin bize iletmesi gereken mikroorganizmaları en çok canlandıran, bize fayda sağlayacak baharat hangisidir diye sorgularsak doğru cevabı bulacağız. Etin içerisinde bir kere kesinlikle karabiber olması gerekiyor. Karabiberin içerisindeki piperin maddesi, bu arada faydalı bilgiler, not alırsanız sizin için iyi olur. Etin içerisindeki mikroorganizmaları, yani canlı probiyotikleri bize doğru iletmesini sağlamamız için karabiber kullanmamız gerekiyor. Karabiberi de pişme işlemine son 5 dakika kala kullanmamız gerekiyor.
Yoksa içerisindeki piperin zaten ne kadar koyarsak koyalım piperin maddesinin %28'ini biz alıyoruz. %28'ini 10 dakika kala koyarsak %18'ini alıyoruz. 5 dakika kala koyarsak hepsini almış oluyoruz. Yani ısının etkisiyle piperin patlıyor ve çok daha faydasız hale geliyor. O yüzden 5 dakika kala bunu koyarsak karabiber ete yakışan en güzel baharat. Ama taze kekik, biberiye bunları da kullanabiliriz. Ben taze naneyi çok seviyorum etin içerisinde. Çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ben özellikle tarhana çorbasını, mercimek çorbasını çok severim. Tarhana çorbasını pişirirken içerisine son zamanda koymaya dikkat ediyorum. Evet. Nanesini ve kekiğini. O da bir acımsı tat bırakıyor diye en başından pişirmemeye çalışıyorum ama doğru mudur onu da bilmiyorum. Yani doğru, hangi baharatı kullanıyorsak kullanalım. Yemek tenceresinin pişme işlemi, tuz hariç tabii. Pişme işlemi gerçekleşmeden yani tamamlanmadan 5 dakika önce baharatları atmamız gerekiyor ki bu baharatları faydalı bir şekilde vücudumuz tanısın. Yoksa dediğim gibi boş boşuna mideyi doldurmuş oluyoruz. Evde tarhana yapıyor musunuz? Evet. Ah süper. 2 gün oldu yoğurduk. Ekşimesi için bekletiyoruz şu an. Artık kabarmaya başladıktan sonra yayacağız, kurutmaya başlayacağız. Daha sonra ufalama işlemi. Bursa'nın taranası gerçekten meşhur ve çok evet. lezzetli oluyor. Özellikle evde yapılan. Çok besleyici. Özellikle çocuklar için. Çok gerçekten doyurucu. Taranamızı evde yapalım. Turşularımızı evde yapalım. Evet. Yapabiliyorsak tereyağımızı bile evde yapalım. Onu yapamıyoruz şimdilik. Yani iyi bir süt bulabilirsek neden olmasın? Tereyağı konusunda da çok öneriler geliyor sağımızdan, solumuzdan, etraftan. İşte sarısı daha makbuldür, işte beyazı daha makbuldür, yani hangisi daha iyidir? Rengi aslında çok tabii ki önemli ama renk tamamen hayvanın beslenmesiyle ve sütünün kalitesiyle alakalı ve tuz oranıyla alakalı. Burada bizim aslında dikkat etmemiz gereken şey tereyağının hangi kalitede olduğu. Hayvanın nerede beslendiği, yapay gıdalarla mı beslendiği, i̇şte onu bilemiyoruz maalesef. GDO mu yüklendiği, bunları araştırmamız lazım. Bunu da daha önce de söylemiştim. İyi bir tereyağını anlamak için tereyağınızı, bir küp tereyağını bir kabın içerisine su doldurup tereyağını içine atın. Soğuk, buzlu su olsun. Hızlıca çırpmaya başlayın. O tereyağı buzlu suyun içerisinde tamamen homojenize oluyorsa, yani suyla birleşiyorsa bu iyi bir tereyağıdır. Fakat parça parça, küçük parçalar halinde soğuk suda parçalanıyorsa ve erimiyorsa kesinlikle yemeyin. Bu margarindir. Margarin soğuk suda parçalanır, erimez, tereyağı erir. Bu önemli bir detay. Güzel bir detay. Evet, bir de şöyle bir yöntem de var, onu da tavsiye ederim. Tereyağını alıp bir kabın içerisine koyun, oda sıcaklığında bekletin. Tereyağınız bulunduğu kabın içerisinde sıvı yağ görüntüsünde bir şey salıyorsa eğer, kesinlikle tüketmeyin. Margarindir o. Sıcaklıkta eriyen bir margarindir. Tereyağı oda sıcaklığında kendi yapısını asla bozmaz ama tamamen yumuşar. Yani donuksa yumuşar ve asla şekli bozulmaz, erimiştir diye bozulmaz. Bu kaliteli bir tereyağı anlamına geliyor. Çok güzel. Başka merak ettiğin şeyler var mı? Çok, çok güzel sorular soruyorsun. Çok, çok merak ettiğim şeyler var. Seviyorum aslında yemek yapmayı ama işte fırsat. Fırsat yaratamıyoruz artık hayat şartlarından dolayı. Çalışıyorsun, bir de esnafsın. Dükkana zaman ayırıyorsun. Bir de turizmle uğraşıyorsun. Turizm zaten başta başına bir olay. Evet. Zordur yani, seni anlıyorum. Turizm işinde gecemiz gündüzümüz yok açıkçası. Ya en azından böyle yoğun çalışırken bile beslenmek için... Yemek yemeyi seviyorum. Sulu yemek tüket. Anladın mı? Yani fast food aşığı olacağına, fast food'a yöneleceğine bence... mesela öğlen yemeğini mutlaka dışarıda yiyorsundur sen. Mutlaka. O zaman ne yapıyoruz? Mecburen daha doğrusu. Güzel Türk mutfağı işleyen bir sulu yemek lokantasına gidiyoruz. En azından orada bildiğimiz anne mutfağı işleniyor. Şunları doğrar mısın bana? Şöyle küp küp yapabilirsin. Tamam. Gördüğünüz gibi iç harcımız yaklaşık 6 dakika pişti ve hazırlandı. Normal bir pilav haline getirdik onu. Şimdi incirlerin içerisini dolduracağız, tepsiye düzeceğiz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğiz, fırına koyacağız. Daha sonra bir tencerenin içerisinde de mürdüm kebabını hazırlayacağız. Erikleri Halime doğuruyor. Halime bıçak tutmayı biliyor. Bayağı da başarılı. Bir kadın, evet gerçekten kadınların hepsi böyle.
hem bir esnaflık yapıp hem turizm işleriyle uğraşıp hem bu kadar da iyi bıçak kullanıyorsa daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne yapalım? Peki Emre, bir soru daha sorayım. Sor bakalım. Hazır açılmışken. Aşçı olmak istiyorum. Evet. Diye bir kitap. Ha, evet, benim yeni çıkan kitabım. Evet. Ne yapmalıyız aşçı olabilmek için? Önce tabii sevmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani aşçılık, nasıl aşçı olmanla alakalı aslında. Ben tamamen hayatımın her tarafına bu mesleği yerleştirmek istiyorum diyorsan, bütün gelirimi bundan kazanmak istiyorum diyorsan, bu pozisyondaki aşçılık farklı. Evet. Ancak ben işte eşime, çocuğuma, anneme, dayıma, teyzeme böyle beni ziyaret ettikleri zaman kaliteli yemekler yapmak istiyorum diyorsan bu pozisyondaki aşçılık daha başka. Şef olmak istiyorum kitabını benim yazmam aslında geleceğin gastronomi öğrencilerine yönelik bir kitap. Şef olmak yolunda hangi yolları izleyecekleri, hangi zorluklarla karşılaşacakları ve bu yolda nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan bir kitap. Zorlu yollara açılan kapı. Şöyle, böyle televizyondan izledikleri, sansasyonel hayatı olan şeflerin işte böyle sürekli bir yerlerde gezip fotoğraf çekip yemek yiyip işte kendi kendilerini paylaşmalarıyla alakalı bir meslek olmadığını anlatmaya çalıştım. Çok zorlu süreçlerden geçilmesi gerektiğini anlattım. İşte bir bulaşık serüveni var. Benim hayatımdan bayağı öyküler var içerisinde. Bugüne kadar hani gelebilmek için, profesyonelleşmek için hangi yolları izlediğimizi, hangi acıları çektiğimizi, hangi sancılı süreçlerden geçtiğimizi işledim biraz kitapta. Yani şef olmak istiyorum'u, evet, ev hanımları da okuyabilir eğer gerçekten şef olmak istiyorlarsa. Yani hayatlarının her tarafına bu mesleği yerleştirmek istiyorlarsa, bundan sonraki geçim kaynakları aşçılıksa eğer ya da böyle düşünüyorlarsa okuyabilirler. Ama daha çok böyle gastronomi düşünen öğrencilerin, işte lise düzeyindeki yiyecek içecek bölümünde okuyan öğrencilerin, aşçılığa karar verenlerin. Daha çok profesyonel olmak isteyenlerin. Diyelim. Evet, yani tamamen bir şef pozisyonuna gelmek isteyenlerin izleyeceği yolları anlatan bir kitap. Benim yeğenim de gastronomi bölümü okuyor. Ah, süper. Çok seviyor yemek yapmayı o da. İsmi Beyza. Ona da buradan selamlar. Beyza'ya biz de selamlar gönderiyoruz. evet. Yani bu aşçılık yolunda ilerliyorsa. Sizin yakın bir takipçiniz o da. Harika. Süper. Yani gençler, evet, böyle dediğim gibi takip ediyorlar sosyal medyadan aşçılığı. Özellikle şimdi bizim mesleğimiz de dünyanın en popüler 3 mesleğinden biri haline geldi. Evet. Herkes artık aşçı olmak istediği için. Kolay bir şey değil. Ya yani aslında bu kitabı neden yazdım onu söyleyeyim. Herkes aşçı olmak istiyor artık. Bunu biraz burada tutacağım. Herkes aşçı olmak kararmasında istediği için. Kararmasında problem var mı? Çünkü meyve hiç kararmaz, pişecek zaten. Bir süre bekleyince bazı meyveler kararıyor çünkü. Evet, yani çok uzun süre kalırsa hı-hı, tabii ki kararır. Ama o kadar bekletmeyeceğiz biz onu. Şimdi şu iç harcı incirleri beraber dolduralım bence. Tamam. Bunu da buraya ben kendime bir kaşık alayım. Al. Bu kitabı neden yazdığımı anlatıyordum. Sürekli insanlar böyle bir anlamsız şekilde durduk yere kendi kendilerine aşçı demeye başladılar. Bu konuda internette çok sayfa görüyorum, çok kadın görüyorum. İşte evet, ben şunu yaptım, bunu yaptım diye hemen paylaşıyorlar. Yani aslında keşke olsa, hani keşke asıl hedeflediğimiz profesyonellikte aşçılar olsa da Türk mutfağını kurtarmak adına biraz tepeleme yapıyoruz. Evet, kapağını böyle bir kapatacağız ama biraz havada kalacak kapağı. Şöyle. Yani keşke Türk mutfağının kurtuluşu için gerçekten biraz mücadele edip iyi aşçılar yetiştirsek, ancak maalesef işte biraz bir yerlerde çalışıp. Neden bahsettim? Çünkü onlar daha farklı. Hı-hı. Onlar biraz daha sunum için uğraşıyor. Yani evet, sunumum güzel olsun, beğeni alayım amaçlı. Ama evet, yani senin gerçek, kitabın. Gerçek aşçılık gerçekten başka bir şey. Bizim tek kaygımız Türk mutfağını nasıl yaşatırız? Yani Türkiye'de yaşayan bütün aşçılar için konuşuyorum. Türk mutfağını nasıl yaşatırız, nasıl anlatırız, nasıl geleceğe devrederiz ve bu mutfağın asimilasyon geçirmesini nasıl engelleriz? Bu aslında
bunu yapmak bir kere annelerimize olan bir borç. Milli bir borç. Yani annelerimize olan borcumuz bu. Çünkü anne mutfağı, Türk mutfağı. Annelerimizin bize bıraktığı, anneannelerimizin bize bıraktığı harika bir miras. Bunu sürekli not almamız lazım ve gelecek nesillere Türk mutfağını yaşatmak adına neler bırakırızın kaygısında olmamız lazım. Bütün aşçıların ortak kaygısı bu olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Evde yemek yapanlar da var, yemek yapıp satanlar da var. Bunlar da yine yani ne bileyim bir İtalyan tatlısı yapıp satacağına bizim sütlacımızı yapıp satsınlar, keşkülümüzü yapıp satsınlar. Çok daha muhteşem yemek ve tatlılarımız var Türk mutfağında. Evet. Evet, kitabı onun için yazdık. Ama senin dediğin ev hanımları neden aşçı olmalı diye bir kitap projesi de ben kendime başlatabilirim. İyi bir tüyo verdim. Farklı kesimlere olabilir daha aslında. Rahat anlayabileceği ve ya daha rahat yönlenebileceği neden, diyelim. Bana neden yemek tarifi kitabı çıkarmıyorsun diyorlar sürekli. Sosyal medyadan yazıyorlar. Ya onu işte o bahsettiğimiz ablalar yapıyor. Biz daha farklı nasıl peki faydalı olabiliriz? Peki bu senin şeyimiz? Profesyonel gastronomiyle ilgilenen arkadaşlarımız diyelim. Hı-hı. Onlar için çıkartacağın kitabın içerisinde bu faydalı bilgilerden var mı? Mesela demin söylediğin gibi işte kuş üzümü mesela Hı-hı. şu kadar sürede. Yani o aslında daha çok deneysel tekniklere giriyor. Evet. Benim çıkardığım kitap biraz da bir deneme türünde bir kitap. Yani yazarla okuyucu arasında hiçbir perde yok. Evet. Gayet samimi düşündüğüm bilgilerimi, tecrübelerimi, yaşanmış öykülerimi okura anlattığım bir kitap türü. Dediğim biraz daha böyle deneysel tekniklere giriyor. Daha matematiksel işlemlere. Evet yapılabilir mi? Çünkü öyle bir eksik de var maalesef. Bizim camiada. Yani öğrenciler kendi kendilerine gerçek yemek pişirmenin ne olduğunu öğreneceği maalesef bir kitap yok. Biri de çıkarırsa ne âlâ. Ben bile alıp okurum. Eskiden gazetelerde Emine Bedir'in evet. Yemek tarifleri çıkardı. O da bizim çok sevdiğimiz bir şefimiz. Buradan selamlar gönderiyoruz Emine ablaya. Çok başarılı bir şefimiz. Biz pek saf zeytinyağı bulamıyoruz. Bunu en güzel nasıl anlayabiliriz, nasıl bulabiliriz? Tadından, kokusundan evet. mı? Yani Bursa zeytin cenneti biliyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey, bir zorluğu yok. İncirleri doldurduk, bir kaşıkla oyduk, içini çıkardık. Hı. İçinden muhteşem incir tatlıları yapabilirsiniz. Ziyan etmeyin. Biz şimdi onu kaşıklayacağız, yiyeceğiz reklam arasında. İncirleri gönderdik fırına. Şimdi onlar orada pişecekler biraz. Kendi kendine şekerlerini salacaklar. İç harcıyla birleşecekler. Biz de erik kebabını, mürdüm kebabını yapmaya başlayacağız. Ama önce Halime ile beraber bir ortalığı toparlayacağız. Kısa bir reklam aramız var. Yeniden sizlerle olacağız. Reklamlar bitti, ortalığı toparladık. Şimdi geldi muhteşem Türk mutfağından harika bir yemeğe. Ne demiştik? Mürdüm kebabı yapacağız. Mürdüm kebabını reklam arasında Halime ben çok iyi yaparım deyince onu ocağın başına koydum. Tenceresini veriyorum. Ben ona soğan doğrayacağım, o da yemeği pişirecek. Bakalım bize nasıl bir mürdüm kebabı hazırlayacak. Halime tereyağıyla yapacağız. Evet. Önce etimizi mühürleyeceğiz. Sen daha iyi biliyorsun tabii. Tereyağının hepsini kullanabilirsin. Ben tereyağının içerisine, tereyağının süt köpüğü yanmasın diye, kararmasın diye çok az zeytinyağı damlatıyorum. Sen de öyle yapabilirsin. Çok az. Evet. Tereyağı çözülür çözülmez, yani kızdırmıyoruz, yakmıyoruz tereyağını. Böyle iyice eridikten sonra hemen eti ilave ediyoruz. Eti ilave edip mühürlüyoruz tencerenin içerisinde. Hangisini karıştırdın? İstediğini kullanabilirsin, orada tahta çatal olabilir. Ben sana soğan doğrayacağım şimdi. Biraz da gözümüz yansın. Türk mutfağı yemek teknikleri biliyorsun. Önce eti bir mühürlememiz lazım. Evet. Daha sonra soğanını, sarımsağını koyacağız. Sonra salçasını kavuracağız. Sonra eriklerini koyup pişireceğiz Halime. Sonra program bittikten sonra afiyetle yiyeceğiz yaptığımız yemekleri. Zeytinyağından bahsetmiştik. Evet. Neyi merak etmiştin zeytinyağıyla? Yani gerçek, has bir zeytinyağını nasıl anlayabiliriz? Şimdi zeytinyağını içerisine çok şey karıştırıyorlar. Evet.
çoğu pamuk yağı yakalandı biliyorsunuz zeytinyağlarının içerisinde. Zeytinyağını anlayabilmek için onun bir degüstatörlük gerektiriyor. Yani bir uzmanlık gerektiriyor. Çok iyi güvendiğin bir yerden... Eridir, şey anlayamazsın. Çok güvendiğin bir yerden alıyorsan zeytinyağını sorun yok. Kendi zeytinlerinizi sıktırıyorsanız sorun yok. Ancak anlayabilmek için sızma mı, natürel mi bunu anlayabilmek için zeytinyağını böyle bir şu alt dudağımızın arasıyla dişimizin arasında diye çekerek bir yudumu içersek boğazımızın yanma derecesiyle alakalı asidite oranlarını ölçebiliriz. Zeytinyağının çok çok yakıyorsa iyi bir zeytinyağı değildir. Normal böyle... Bazısı çok ağır kokuyor. Yakmayacak. Yani kokuya tahammül edemiyorum açıkçası. Şöyle süzülme kokuyor. Teknikleriyle alakalı, zeytinin kalitesiyle alakalı. Ama dediğim gibi zeytinyağını ya kendi zeytininizi sıktıracaksınız ya da çok güvendiğiniz bir yerden almanız gerekiyor. Normal bu işin içinde olmayan, bu konuyla alakalı eğitim olmayan insanların pek anlayacağı bir şey değil zeytinyağı. Güvendiğiniz yerden alın de. Zeytinyağı taş baskı en iyisi. Evet. Taşın altında sıkılan zeytinyağının yağı en iyisi. Onun dışında şimdi zeytinyağını böyle 40 derecelerde, 45 derecelerle 20 dereceler arası sıkılmışsa, bir sıkımsa bu soğuk sıkım olarak geçiyor. Soğuk sıkım zeytinyağı her zaman çok iyi. Ancak hızlı işlem olsun diye, posası işe yarasın diye, posasından zeytin ezmesi çıkarırız diye böyle 180 derecelerdeki ısılarla sıkılan zeytinyağları maalesef translaşıyor. Bize zehir olarak geri geliyor. O yüzden soğuk sıkım sızma zeytinyağını tercih etsek daha iyi diye düşünüyorum. Peki şefimiz Emre ne yemek sever? Aa, süper bir soru. Ben aslında dişimi kırmayan her şeyi yerim Halime. Yemek seçmem diyorsun. Asla yemek seçmem. Çoğu zaman hakikaten böyle eve geç gidiyorum ve yemek bulamadığım zaman hani sen şefsin hemen oluşturursun mu? Yok yani. Evde bir maydanoz ve ekmek varsa benim karnım doymuş demektir. Çok öyle ayırmam ama iyi yemeği bilirim. Yani evet. İyi yemeği anlarım ama hiç yemek ayırmayı sevmem. Allah ne vermişse yeriz, karnımızı doyururuz. Ama yani yöre itibariyle Urfalıyım biliyorsun. Çok muhteşem yemeklerin içerisinde büyüdüm. Yani içerisinde et olmadan yemek saymadığımız kazanlarla büyüdük biz. O yüzden iyi yemekten damağımdaki benim fabrika ayarları çok iyi şifrelenmiş annem tarafından. Yok özellikle ben bunu çok severim. Ben bunu yerim. Ha evet yani bir kazan kebabı dedi. Olsaydı da iyi olurdu. Olaydı iyi olurdu yani. Kazan kebabını çok severim ben. Çok da kaliteli, muhteşem bir yemektir. Yanında da güzel böyle bir sade yağlı, tereyağlı değil yanlış olmasın. Sade yağlı bir pilav olsaydı. Evet. Eyvah diyorum. Yeme yanında yat dedikleri olay o işte. Ama yine güzel bir tandır yemeği olsa severim. Peki tavukla aram yok yani. Tavuk yani yememeye dikkat ediyorum. Çünkü o çok olay endüstriyelleştiği için. Evet. Tavuk yememeye dikkat ediyorum. Ama iyi bir köy tavuğuysa tabii ki yerim. Şu anda soğanını ekliyoruz dürüm kebabına. Evet. Soğan bir tane orta boy soğan kullandık ve bolca sarımsak kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Bu yemeğin özelliklerinden biri de sarımsağının bayağı bir bol olması. Çok daha lezzet katacaktır. Gazete okuyor musun? Bazen ama artık her şey... Çünkü esnafsın diye söylüyorum. Tüm esnaflar biliyorsun sabah. İşe gittiği zaman öyle, özellikle abone olduğum bir gazete yok. O zaman hemen genellikle Bursa'nın en büyük gazetesi Olay Gazetesi'ne abone oluyorsun her gün dükkana. Yok bütün gazeteleri internet üzerinden okuyorum. Daha pratik oluyor diye. Sen yine de kağıt satın almaya bak. O yüzden. Sürekli dükkanda dursam evet ama... Gerçekten Olay Gazetesi de Bursa'nın nabzını en yakından tutan gazete. Ben de çok keyifle okuyorum. Orada benim köşem de var. Her gün sağlıklı, muhteşem tarifleri okurlarla paylaşıyorum. Şimdi eti iyice kavuruyoruz. Soğan yumuşayınca... Altını biraz daha açacak mıyız? Yoksa bu ayarda mı devam edelim? İstersen şuradaki büyük ocağı alalım. Biraz daha hızlı pişirmek istiyorsan. Yok. Burada daha iyi pişecektir.
fıstığını, sarımsağını, soğanını koyduk. Tereyağı, biraz da zeytinyağı, etimizi mühürledik. Daha sonra ekleyeceklerimizi ekledik. Şimdi salça koyacağız. Biraz rengini boyayacağız. Salçayla birlikte de erikleri koyacağız. Baharatını ekleyeceğiz. Baharatı ekledikten sonra da yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Daha sonra servis edeceğiz. Bu arada incir dolmalarımızı hemen kontrol ediyorum. Bunun soğanını... Yani piştikçe daha da böyle bir incirler şişmeye başlamış. Çünkü şekerleri hepsi iyice iç harcıyla, içindeki üzümle, fıstıkla birleşmeye başlamış. Çok güzel bir görüntüsü var. Birazdan servis yapacağız. Güzel maydanoz yapraklarıyla sunum yapacağız bunlara. Bana ne sordun? Yemeğin salçasını koyma zamanı ne zaman? Şimdi eti mühürlememiz gerekiyor. Evet. Eti mühürlemek ne demek? Her yerini şu kahverengi görüntüye ulaştırmak lazım. Yağın içerisinde, tencerede mühürlemeden bahsediyorum. Tavada kuru mühürleme de var, o başka bir şey. Tencere yemeklerinde salça kullanıyoruz ya. Yani. Yağın içerisinde etimizi mühürledik, dışını kapladık. Bunu neden yaptık? Çünkü etin suyunu içine hapsettik. Etin suyunu içine hapsettikten sonra salça fermantasyon geçirmiş oluyor. Yani probiyotik değerleri çok yüksek olduğu için ve fermente işlemi gerçekleştiği için eti bozmayacaktır. Ama et çiğken, daha rengi kırmızıyken, her tarafı kaplanmamışken salçayı eklersek bu salçanın o asidite oranı etin her tarafına işleyecektir ve biz eti ısırdığımız zaman salça tadı gelecektir. İşte bu. Bu çok önemli. Her yerini kaplamamız lazım. Şimdi bu salça bu ete hiçbir şey yapamaz. Salça sadece yemeğe lezzet verecek. Evet. Şimdi salçayı da iyice karıştırıyorum. Bu arada yine bana bıraktın. Erikleri koyacağız. Bunun ismi mürdüm kebabı. İstediğiniz erik türüyle yapabilirsiniz. Daha çok bildiğimiz papaz eriğiyle de yapılan bir yemek bu. Ona da yahni, papaz yahnisi denir. Çok daha güzel olur. Ben de seviyorum. Ekşi ekşi. Bu da mevsimine göre. Bunun içi tamamen kırmızı olan bir erik de var biliyorsunuz. Onunla da yaparsınız. Güzel olur. Biz şimdi salça kullanıyoruz. Çok da kırmızı olmasına gerek yok. Bu arada not almak isterseniz hemen mürdüm kebabının malzemelerini sizler için sayayım. Yaklaşık yarım kilo kadar dana bonfile kullanacağız. Mor mürdüm eriği kullanıyorum 8 tane kadar. Soğan kullandık yine. Ben 2 adet yazdım ama bir tane böyle irili bir soğan kullandım, yetti bana. Yaklaşık 5 diş sarımsak kullandık. 1,5 yemek kaşığı kadar salça kullandık. Çam fıstığı kullandık, tereyağı kullandık. Yine ben biraz su koyacağım, iyi rahat pişsin diye erikler. Yaklaşık 1 su bardağı kadar da su ekleyeceğim. Taze nane yapraklarıyla servis yapacağız. 1 tutam kekik koyacağız. Tuz ve karabiber ekleyeceğiz bu muhteşem tarif için. Halime, salçayı her tarafına bulaştırdın. Evet. Gerçekten iyi karıştırıyorsun. Şimdi çok güzel erikleri... yemek yaparım. Süper. Onu gerçekten bugün gördüm. Artık bir dahaki sefere seni yine burada ağırlarsak menüyü sen belirleyeceksin. Bu menüyü bu arada ben belirledim. Halime de ben yaparım dedi. Bu sefer menüyü sen belirle. Bu sefer sen beni çalıştır. Öyle bir program yapalım. Bir dahaki sefere de balık yapalım. Evet, ben balığı severim gerçekten. Ben de çok severim. Özellikle... Nasıl yapıyorsun evde balığı? Tam sezonu geldi. Genelde ev ortamında ya fırına sürüyoruz. Hı hı. Kolay gelsin diye. Yani ya kolay ama en sağlıklı. Izgara pek yapamıyoruz oturduğumuz muhit itibariyle. İstemiyorlar çünkü mangal kokusu. İyi ki, iyi ki yapmıyorsunuz. Çünkü çok sağlıklı zararlı değil. Çok zararlı. Izgara, çünkü sen balığı pişirmek için çizik atıyorsun üzerine. Evet. Sonra közün üzerine koyuyorsun. Yok, tam olarak hani böyle cız cız sesler geliyor Halime. Evet. Böyle bir duman kalkıyor. Ama onun kokusu, tadı, her ama şey başka. Ama ne biliyor musun ama? O kalkan dumanların ne olduğunu biliyor musun? Omega 3 proteinlerin hepsi böyle bulutlara uçuyor, karşı. Uçuyor gidiyor. Hepsi uçup gidiyor. Ben o yüzden çok yağda daha zararlıdır diye yağda yememem. Yağda zaten bir balığı bombaya dönüştürüyorsun. Al karakola götür yani. Yağda yapıyorsan al karakola götür. Bombaya dönüyor balık. Hiç yağda hiç tavsiye etmiyoruz. En sağlıklı pişirme tekniği. Bu arada ben bir su bardağı kadar su koydum. Şimdi biraz kekik atacağım. Biraz da karabiber öğütelim. En zararsız pişirme tekniği balıkta fırında yapıyoruz. Ve mümkünse uzun süre 100 derece buharlı fırınlarda yapıyoruz. Sadece 100 derece ısıyla buhar veriyoruz fırına. Öyle pişiriyoruz. Çok daha sağlıklı balığı tüketiyoruz. Ama böyle sebzeli, havuçlu, domatesli,
limon dilimleriyle soğanlarla bir fırın yapıyorsan eğer, şimdi çok canım çekti. onu 150 derecelerde yine 1-2 saat fırında tutmak kaydıyla düşük bir ısıda pişirirsen çok daha faydalı olur balık için. Yoksa yine her zaman dediğim gibi sadece mide torbasını doldurmaktan başka hiçbir işe yaramayacak o balık. Bizim gibi çalışan bayanlara böyle kolay yemek, sağlıklı yemek. Ya kolay işte bu çok bahane oldu biliyor musun? Hadi ya. Türk mutfağı bu yüzden asimilasyon geçirdi. Aslında i̇şte kolay yemek tarifleri, pratik yemek tarifleri adı altında çıkan bu bir sürü safsata diyorum. Maalesef Türk mutfağını bitirdi. Yani erik kebabı yaptık. Osmanlı mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Erik kebabını yapma süremiz yaklaşık 15 dakika. Bir 10 dakikada pişecek, 25 dakika. Bir kadının evde yemek yapmak için 25 dakika zamanı yok mu? Ya pratik yemek daha zor. Evet. Daha zor yani. Haklısın. Bak incir dolması yaptık. Muhteşem incir dolmasıyla çocuklarımız niçin tanışmasınlar? Tanışsınlar. 20 dakikada yaptık, attık fırına. O yüzden anne tarifleri en pratik tarifler. Hiç olmazsa Türk mutfağını kurtarmak için bir nebze faydamız olur diye düşünüyorum. Bu muhteşem tencerenin içerisine biraz da tarçın serpiştiriyorum. Ne diyecektin? Sözünü kesmiş gibi oldu. Yok. Yaptığın böyle en muhteşem yemek ya. Bu çok güzel bir yemekmiş. Benim mi? Evet. Şimdi Halime gerçekten çok... Değişik. Çok değişik. Ne bileyim Osmanlı mutfağına meraklısın o belli. Meraklıyım, çok severim. Yani Türk mutfağını çok severim. Çok böyle yabancı mutfakların tekniklerine de çok eğitim süreci geçirdim. Ama hiçbir mutfak Türk mutfağı kadar güzel değil, başarılı değil. Tenceremizin altını biraz kısıyorum. Bu arada en iyi yaptığım yemeği... Yani ette, et ürünlerinde iyiyimdir. Deneysel tekniklerde de iyiyimdir. Yani böyle güzel balıklar, balık mutfağını çok iyi bilirim iğneden ipi. Ette de öyle. En iyi yaptığım yemeği ben de şu anda bulamadım. En iyi yaptığım yemek hangisiyle acaba? Hepsini iyi yapıyorum. Bu arada incirleri hemen kontrol ediyorum. Şimdi artık bu güzel yemekleri Halime ile beraber, canım arkadaşım Halime ile birlikte bunu hazırladık. Birazdan sizlere servis yapacağız. Ama yine bir ortalığı toparlayalım. Bize bir izin verin. Sonra eriğimizde, erik kebabımızda piştikten sonra servis sürecine geçeceğiz. Ortalığı toparladık. Harika iki tane Türk mutfağı yemeğini artık tamamladık Halime ile beraber. Şimdi onun servisine geçeceğiz artık. Tencerenin altını kapatalım artık. Erikler muhteşem şekilde pişmişler. Harika bir görüntü var burada. Şimdiden bile böyle tencerede insanın yeme isteği doğuyor. Bu arada incirleri de artık fırından alalım istiyorum. İncir dolmalarımız da tamamen pişleme işlemini tamamladılar. Aman dikkat. Harika görünüyorlar onlar da. Şöyle yakından görürseniz eğer. Şimdi onların servisini yapalım. Şöyle bir spatulayla. Önce inciri. Anne seni bu tarafa alayım. Tabii. Şöyle. Ben bunu tabağa koyacağım. Sen de maydanoz yaprağıyla süsle. Bence yaparsın. İnanıyorum. Çünkü sunum işi biraz daha insanlara zor geliyor. Aslında en kolay o. Şöyle. Bu arada çok yumuşaktır incirler. Alırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten taze incir. Ve biz bunu pişirdik. Çok daha güzel bir görüntüye sahip oldular. Bu arada cam tepsinin alt tarafındaki rengi harika. Bu incirlerin suyu, incirlerin şekerli suyu. Muhteşem. Onu da asla kaybetmeyin ve servis yapacağınız zaman şimdi benim yapacağım gibi şuradan alın ve bu tabağın üzerine bunu dökün. Sence nasıl? Harika. Yeme de yanında yat. Dilim tutuldu, konuşamıyorum. O kadar mı diyorsun? O kadar. Bunun maydanozla süslemeyi sana bırakıyorum. Bu tarafa da geçebilirsin daha rahatsan. Bakalım neler yapacaksın ona. Öyle çok bir şey yapamam. Genelde maydanozları yeme odaklıyımdır. kenarlarından iç kısmına hafif böyle dikerek çok güzel bir şey yapabilirsin. Bu arada ben de mürdüm kebabının servisini yapacağım.
Böyle Osmanlı mutfağından bir yemek olduğu için güveçte servis yapmayı düşündüm. Güvecin içerisine harika yemeği dolduruyoruz. Eriklerin, soğanın, sarımsağın, etin ve baharatların, en önemlisi de tarçının harika bir koku verdiği bir yemek bu. Şimdi bunu da ben çok yakıştırdığım için nane yaprağıyla süsleyeceğiz. Wow. Halime harikasın. Şef olmak istiyorum. Şef olmak istiyorum. Vallahi süper. Bence şef olabilirsin. Şöyle güzel bir nane yaprağı alıp üzerine dikelim. Nanenin de çok güzel yakışacağını düşünüyorum bu lezzete. Gördüğünüz gibi taze zeytinyağlı incir dolması ve mürdüm kebabını hazırladık. Artık servisini de yaptık sizlere. Halime, eklemek istediğin bir şey var mı? Çok güzel oldu. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Ben de. O zaman herkese afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Halime'ye de çok teşekkür ediyoruz bu programda. Bizi rica ederim. Bizi yalnız bırakmadı. Geldi sağ olsun. Şimdi bu harika yemekleri programdan sonra biz artık üzerine yumulacağız, yiyeceğiz. Hepinize afiyet olsun. Denemenizi umuyorum. Hoşçakalın.